Günaydın, hayırlı sabahlar. Dedim ki bugün kendi kendime kamera. Ne problem? Onlarla konuşuyorum sandılar da. Bir umurta, Türk kahvaltısına benzer bir şey yaptım. Gittim yumurta aldım. Burada marketlerde haşlanmış yumurtalar satılıyor arkadaşlar. Üçgen peynirler satılıyor. Bir de muz aldım. Ekmek aldım. Dilim ekmek. Umarım şekerli değildir. Değil sanırsam. Kepekliğe benziyor. Bir de meyve suyu aldım. Dört tane yumurta var arkadaşlar burada. Bir tane yarım muz var. Üç tane de şu peynirden var. Bir şey söyleyeceğim. ATM'den para çektim ben. Bu Family Market var ya bu Japonya'da. Onun içindeki ATM'den para çektim. Sadece 26 TL bir komisyon aldı. Bak, komisyonu en düşük alan bankalardan birisi oldu o. Marketin içindeki ATM. Gelirseniz o marketlerin içindeki ATM'lerden para çekebilirsiniz. Hiçbir problem, sıkıntı yaşamazsanız, yaşarsanız hemen kasiyere gidin. Orada hallederler arkadaşlar. Bugün sizi Japonya'nın Kyoto'nun en ikonik yerlerinden birine getireceğim. Bayılacaksınız. Çok merak ediyorum ben. Çok keyifli bir gün geçireceğiz. Buna %100 eminim. Ama önce afiyet şeker olsun. Siz de şu an beni kahvaltınızda ya da yemek yerken izliyorsanız size de afiyet şeker olsun. Ne güzel. Her yerde şişeleri için ayrı çöp kovaları yapmışlar. Plastikler için, şişeler için. Dolaplar ortak. Kullanabiliyoruz. Kalan peynir ve ekmeğimi dolaba atacağım. Şuraya hatta kalem koymuşlar. Direkt yapıştırıp atalım. Yazalım, yapıştıralım, üstünü öyle atalım. Uğur yazalım. Uğur Kola. Öyle yedim hadi gideyim yok. Yıkamamız gerekiyor. Yıkacağız. Sabun, bulaşık deterjanları gibi şeyleri biraz farklı. Değişik yani. Sabun gibi. Şaka gibi ya. Nereye gideceğimi tabayadan bakıyorum. Ya güvenlik var, tamam mı? Çıktı içeriden, görüyorum oturduğu yerden. Geldi bana nereye gideceğimi soruyor. O kadar güler yüzlü soruyor ki ama burası değil diyor. Üst kata çıkın, oradan gideceksiniz diyor. Ya ne diyeyim artık bilmiyorum. Demeyeceğim daha bir şey, tamam. Bileti aldım. Ya Japonca yazıyor bazı tabelalarda, yukarılarda. İngilizcesini bulamıyorum. Ama şeyde, Tokyo'da çözmüştüm zaten onu. Parası kadar yatırıyorum. Sonra trenin yolunu bulup biniyorum. Haritadan baktığım için, Google haritalardan erkenden şeyini görüyorum. Fiyatını görüyorum. Emin oluyorum kaç lira gideceğime. Binip geçiyorum. Bu herhalde. Herhalde budur ya. Narayama before. Herkes benim gideceğim tapınağa gidiyor herhalde. Zaten tapınağın renkleri böyle metroda başladı böyle. Görülmeye başlıyor, baksanıza. Turuncumsu, kırmızımsı bir renk. Bakalım, çok heyecanlıyım ya burası için. Bu mu? Evet, dur. Tamam. Burası Inari bölgesi arkadaşlar. Kyoto'nun Inari bölgesi. Tam Kyoto tren istasyonundan buraya şey geliyor. Metro geliyor. Çok merak ettiğim bir lokasyondayım. Yani gerçekten çok fazla merak ettiğim bir yerdeyim. Umarım çok güzel geçecek ama siz de hayran kalacaksınız. Biraz araştırdım burayı. Tarihini de, yerini de, ne olduğunu da, bu kapıların... Ay, insanlar eğilerek girdi. Eğildiler, kapıda öyle girdiler. Hava da sıcak, güzel. Şanslıyız. Önce şu hırkadan bir kurtulalım. Yanımızda çanta yok. O yüzden ne yapacağız? Lise usulü arkadaşlar. Böyle saracağız. Etek gibi olacak biraz arkamızda ama yapacak bir şey yok. Bu maskeyle de o şeyi nasıl tırmanacaksam. Biraz tırmanış var burada. Kyoto, Japonya'nın eski başkenti. Realist olayım, gerçekçi olayım. Beni en çok heyecanlandıran şehirlerden birisi burası Japonya'da. Hatta en çok merak ettiğim şehir burası.
Yani üst üste dünyanın en iyi şehri seçilen bir şehirden bahsediyorum size. Şu an burası da, bu bulunduğum tapınak, Inari Dağı'nın eteklerinde yer alan bir tapınak. Eminim ki Google'a Kyoto yazdığınızda karşınıza çıkacak ilk görsel bu şu an gideceğimiz tapınak olacak. Tam Fujimi Inari Tapınağı'na girmeden burada bize tanıdık gelecek bir olay var. Ellerini, ağızlarını falan çalkalıyorlar. Şuradan akan suyla. Sanırsam kutsal olduğunu düşünüyorlardır bu suyun. Tam tapınağın önünde. Böyle bir el ağız çalkalama yeri var. Bakın tapınağa girerken sağlı sollu tilki. Şunlar tilki arkadaşlar. Tilki heykeli. Şu. Şurada bir tilki var. Burada bir tilki var. Tilki çok önemli arkadaşlar bu tapınak için. Bunun sebebi de burada eskiden bu tapınağın etrafında, bu dağın etrafında çok fazla tilki görünüyormuş. Bu nedenle de bu tapınağın simgesi tilki. Aynı zamanda da Tanrı Inari'nin, yani buradaki Tanrı Inari'nin habercisi olduğu söyleniyor tilkilerin. O yüzden birçok böyle kapının girişinde ya da ilerlerde tilkileri göreceğiz. Giriş paralı mı değil mi bilmiyorum. Şimdi anlarız onu. İnsanlar buraya gidiyor. Fark ettiyseniz orada fotoğraf, video çekmek istesek oraya o yüzden gitmiyorum. Dua ediyorlar. İçeride bir tane bembeyaz giyinmiş bir adam var ve etrafında oturmuş insanlar var aşağı tarafında. Fotoğraf, video çekmek kesinlikle yasak. Güvenlik var, o yüzden yanaşmıyorum. Şurada da müzik yapıyordu demin 2-3 tane arkadaş. Çok tatlı giyinmişler ama. Beyaz, altlarında turuncu var. Yanaşamıyorum ama. Saygı duyuyorum. Fotoğraf, video çekmek yasakmış. Göstermeyelim orayı. Biz biraz daha ilerleyelim. Şöyle ilerlemeye doğru gidelim. Bayağı kalabalıkmış ama. Yani bu kadar beklemiyordum ben. Bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum açıkça söylemem gerekirse. Ama gerçekten kalabalıkmış. Burası kapılara gidiş için para veriyoruz herhalde. Ya da kıyafet kiralamak için para veriyorlar. Bilmiyorum. Ben ilerleyeceğim dümdüz. Biri bilet sorarsa dönüp alacağım. Sormazsa önemli değil. Kimono kiralıyorlar. Burunların, Japonların yerel kıyafetlerini kiralıyorlar ki fotoğraf çekmek için derdi. Bak şu gençlerde var, görüyor musunuz? Muazzam bir şey ya. Yani muazzam gerçekten. Bin yenmiş şunlar da. Buradan hediye alınır ama kesinlikle kendime birkaç anı bırakacağım, buradan alacağım. Bakın yine tilkiler burada. Dua ediyorlar. Ya maskeyi çıkardım biraz. Daraldım çünkü. Şimdi Japonların Shinto veya Shintoizm dini milli dinleri arkadaşlar. Buradaki Japonların. Eskiden resmi dinleriydi. Bu Inari Tapınağı da yani Shintoizm'in en önemli tapınaklarından bir tanesi yani. Çok kıymetli ve çok kutsal onlar için. Zaten akın akın her gün yerli yabancı turistler geliyor buraya. Her gün. Ve ben o kapılara geldim. Burayı görünce şeyi anlamışsınızdır zaten. Evet, biz burayı gördük. Olayını. Biz burayı biliyoruz. Demişsinizdir eminim arkadaşlar. Biraz serin burası. Şimdi tahminim yaklaşık bir 50 dakika, 1 saat kadar bir tırmanış var yukarı doğru. 1 saatte kadar da bir iniş olacak. Şimdi biraz tırmanacağız. O ara ben size hem burayı gösterip, buradaki insanları gösterip hem de burayla alakalı birkaç bilgi vereceğim. Şimdi çok efsane var arkadaşlar burayla alakalı. Ben böyle fazla kaynaklarda bulduklarımı aktaracağım size. Çünkü efsaneler dilden dile hep dolanmış burada. Fazla fazla hem de yani. Yani söylentiye göre bu tapınağın yapılma amacı Tanrı Inari için yapılmış. Hatta namı da o Tanrı Inari'nin
Adı da pirinç tanrısı. Pirinç tanrısı için yapılmış yani burası. Pirinç tanrısı diyorlarmış Tanrı Inari'ye. Tanrı Inari burada işte Japonya'da tilkiler, pirinç ve refah ile ilgili insanların taptığı tanrı arkadaşlar. Yani refah, genel refah, pirinç ve tilkilerle alakalı insanların taptığı tanrı. Zaten girişte tilkilere karşı da dua eden insanlar göreceksiniz. Tilkilere karşı eğilen insanlar göreceksiniz. Saygıdan mıdır, taptığı için midir bilmiyorum. Ama eğilip onlar için dua eden insanlar yolunuzda çok göreceksiniz zaten bu tapınağa geldiğinizde. Yol üstünde tırmanırken buraya özgü magnetler bulabilirsiniz. Küpe falan da var hatta. Satıyorlar. Kahve mavide içebileceğiniz böyle kafeler var arkadaşlar. Bilginiz olsun. O tarz ufak tefek kafeler, şöyle otomatlar koymuşlar. Bakın tilkiler her yerde. Görüyor musunuz? Bir de şuraya, şimdi giriş serbest mi bilmiyorum. Para falan atmışlar. Paralar var orada, bozuk paralar. Şurada ateş yanmış ve ip bağlamış, kağıt bağlamışlar. Dileklerini bağladılar yüksek ihtimalle oraya. Bunlarla alakalı birkaç efsane var. Onları da anlatacağım size birazdan. Tırmanmaya doğru devam ama. Biraz tırmanacağız. Çok güzel ama manzara. Çok güzel hem de. Çok harap olmuş kapılar. Böyle boyanıyor. Abimiz boyuyor. Çok böyle rengi atmışları. Sanırsam şunu da boyayacak. Burada boyuyor. Biraz tırmandıktan sonra şu uyarıları görüyorsunuz. Diyor ki şu tarz tehlikeli maymunlar olabilir. Onları burada görebilirsiniz. Görebilirsiniz. Eğer görürseniz fotoğraf çekmek için uğraşmayın. Yani hayvana dokunmayın diyor. Hayvana yaklaşmayın diyor açıkça. Şurada da bir tabela var. O neymiş? Yani domuz ve maymun burada da. Çok yanaşmayın, çok yaklaşmayın diyor. Tehlikeli olabilirler diye bir tabela koymuş. Hava da çok güzel. Ağaçlarla müthiş görünüyor. Bir serinlik var ama yürüdükçe sıcak böyle basıyor. Şurada. Yol üstünde böyle sürekli bu tarz şeyler görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada da o deminki ip bağladıkları, kağıt bağladıkları yerden var. Tam net bir bilgi olmamakla beraber tapınak 711 yılında bulunuyor, keşfediliyor arkadaşlar. Bulan kişinin adı da Hata no Iroko diye bir adam. Şu gördüğümüz kapılar var ya, sağlı sollu kapı görüyoruz hani. Turuncumsu, kırmızımsı gibi bir renk bu. Böyle tam turuncu. Biz turuncu olarak biliyoruz bunu yani. Bu kapıların adı Tori arkadaşlar. Tori kapıları yaklaşık 10 bin tane kapı olduğu söyleniyor bu kapılardan. Ve bu kapıların Japon inancına göre, bu kapıları gördüğünüz kapıların hepsi Japon inancına göre şans getirdiği düşünülüyor. Şans getirdiği söyleniyor. Bunlar da bayağı eskimiş. Renkleri gitmiş. Japonya genelinde 30 binden fazla Inari tapınağı var. Fakat en meşhuru, böyle en bilindiği bu. Ya bunun sebebi de açık bence. Görüyorsunuz zaten. Şuraya baksanıza. Ya şöyle bir kapı düşünün. 10 bin tane sürekli çıkıyorsunuz. Bir de inişi var bunun. Meşhur olma sebebi bu kapılar. Yani görsel açıdan insanları tatmin ediyor. Birçok insan da gelip duasını ediyor. İnancını sağlamlaştırıyor. Bir yere çıktım.
hediyelik eşya satıyor şurası. Şurada da bak tilki bak. Görüyor musunuz? İki tane de sopa var. Yükseltme o bir şey çalmak için burada, vurmak için. Şu tilki kafası. Şurada aynı şekilde. Yukarı doğru çıktıkça Kyoto şehri de böyle ayaklarınızın altında kalmaya başlıyor. Bayağı trenin geçtiği köprü var ya Japonya genelinde. Böyle trenlerin üstünden, köprülerin üstünden geçiyor böyle. Is that okay? Yeah, yeah. All right. Maybe check? Yeah, sure. Do you want me to help you to take a picture? Thank you. Thank you. I have. Oh, alright. Okay, thank you. Thank you so much. Thank you. Resmini çeker misin dedi. İnsan kalabalığı çok fazla. Ben de benim var dedim. Sağ ol. Çektim onu biraz. Ultra bilgili fotoğrafçılık yeteneğimi kullandırdım. Karşı tarafı çekmek konusunda gerçekten kendimi başarılı buluyorum böyle. Ya da böyle manzara çekme konusunda ama Instagram'dan takip eden arkadaşlar varsa bilecektir. Seviyorum fotoğraf çekmeyi, yalan yok. Ya bakış açımı beğeniyorum. Gerçekçi olayım. Ama kendimi çekmede herhalde tip yok ya. Çok fazla iyi çıkmıyorum. Allah bir çene vermiş bana, yürü ya kulum demiş. Örümcekler var, ağ yapmışlar. Turist arkadaşlar da var. Ayakkabı çözüldü. Yol üstünde öyle şu sağda olduğu gibi sağ tarafta haritalar var. Buranın map'ini çıkarmışlar. Bak şöyle. Renkli haritalar var. Sürekli göreceksiniz bu haritaları. Buradan kontrol edip yolunuza devam edebilirsiniz. Biz şu an neredeyiz? You are here. Buradayız. Çok bir şey kalmamış ama burası da tapınak. Yo, şöyle dağ da gidiyor. Ha, buraya kadar gideceğiz biz. En üst tapınak burada. Okay. Devam. Daha yolumuz var. Evet, bayağı bir yolumuz var. Düşüyordum az daha. Sessiz kalayım derken yapışıyordum yere. İyice Kyoto'yu ayaklarımızın altına aldık. Güzel şehir Kyoto. Etrafı dağlarla çevrili. Baksanıza. Dağlarla çevrilmiş bir şehir. Yani ben Japonya'nın en çok sanırsam Kyoto şehrini seveceğim. Siz de Kyoto'dan, ben herhalde 2-3 video daha Kyoto şehrinden gelecek. Ve hepsi farklı değişik yerlerden olacak. Eminim çok seveceksiniz siz de Kyoto'yu. Hayran kalacağınızı düşünüyorum yani. Çocukları takip edeyim dedim. Kapıları kaybettim. Kapılardan saptım bu sefer çocukların peşine gidince. Nerede şimdi kapılar? Burası tapınak. Tapınağa geri geldim. Kapıları bulmamız lazım şimdi arkadaşlar. İyi ki botlarımı yanımda getirmişim. Vallahi rahat rahat yürüyorum böyle. Sıcak biraz. Ayağı terletiyor ama Allah'tan şey yapmıyor. Koku yapmıyor bu botlar. Benim sol dizimde bir sıkıntı var arkadaşlar. Böyle bazen lüks ediyor ağrısı. Top oynadığım dönemden kalma bir sakatlığım var benim. O bazen böyle çok uzun yürüyüşlerle lüks ediyor. Gürcistan'daki trekkingdeki son günde yapmıştı bunu bana. Ama sonra geçmişti, atlatmıştım. Şimdi gene burada da bir tık sol dizim ağrıyor böyle. Atıyor böyle. Kart kart ses gelir ya dizden, hani böyle. Şöyle yapınca, ayağını şöyle sallayınca böyle ses gelir ya. Dizimden öyle bir ses geliyor. Varsa ortopedi uzmanları... Nedir bunun sebebi? Kapıyı kaybettik, iyi mi? Neyse. Şimdi buluruz diğer kapıları.
Bu kapıların rengi vermilion adlı bir kelimeden geliyor Japonca'da arkadaşlar. Japonca'da bunun anlamı kırmızıların, yani kırmızının bir tonu diye adlandırılıyor bu vermilion. Vermilion olayı, vermilion hareketiciydi. Aynı zamanda da şafak ve nur anlamına da geliyor bu kapıların rengi. İşte kırmızının bir tonu bence turuncu. Siz de zaten dediğim gibi anlıyorsunuz yani. Bu arada yukarı doğru çıktıkça kesinlikle çıkın. Fotoğraf için daha iyi oluyor. Niye daha iyi oluyor? İnsanların hepsi buraya doğru çıkmıyor. Buralar biraz daha sakin olmuş oluyor. Sakinken çok daha güzel fotoğraflar çıkabiliyor arkadaşlar. Ama yorulabiliyorsunuz. Böyle de bir gerçek var. Biraz da çok yokuş çıkınca yoruluyorsunuz. Bunu da es geçmeyin, atlamayın yani. Ara ara böyle oturma alanları var ama gerek duymadan gidiyorum. Çünkü bir de bunun inişi var arkadaşlar. Dondurma falan da satıyorlar. 400 yen 50 TL'ye falan. Yukarı doğru çıkarken bakın çok bir şey görmüyorsunuz. Yazı yok değil mi? Yazılar yok. Yukarı doğru çıkarken bomboş sol taraf. Ama aşağı doğru inerken şöyle yazılar göreceksiniz. Bak kapıların hepsinde var. Görüyor musunuz? Bak hepsinin birçoğunda aşağı doğru inerken hepsinde var hatta ya. Böyle yazılar var. Bunlar isimler, belirli işte cümleler falan. Bunlar ne biliyor musunuz? Zamanında tapınağa gelmiş insanlar arkadaşlar. Burada dilekler dilemiş, tamam mı? Diledikleri dilekler de kabul olmuş, gerçekleşmiş. Gerçekleştikten sonra bir teşekkür belirtisi olarak bu kapıları bağışlamışlar gibi tapınağa bir şey düşünebilirsiniz. Teşekkür belirtisi işte bunlar da. Burada her biri ayrı bir isim. Ayrı bir isim yazıyor burada. Yukarı doğru çıkarken göremiyorsunuz ama aşağı doğru inerken bunları göreceksiniz hep. Kapıların maliyetlerini de kabaca bir araştırdım. Yani bir kaynakta yazmışlar Japonca ama söyleyeyim ya, bu şahıslar ve şirketler tarafından bağışlarıyla yapılan kapılar bunlar arkadaşlar. Küçük kapıların maliyeti, yani ortalama küçük kapıların maliyeti 3200 dolar arası. Büyük kapıların da 8000 dolar olduğu falan söyleniyor. Tabi bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyorum ama ortalama bir fiyat araştırdığımda bu fiyatları attı benim önüme. Bu kapılar için bilginiz olsun. Oturdum, ders gibi çalıştım. Birkaç video izledim. Birkaç makale okudum. Wikipedia'ya da yazıyor. Bunların hikayet falan da var. Bir tane çocuk makale yapmış İngilizce burayla alakalı. Onu okudum, araştırdım. Onları da sonra size aktarıyorum. Bir de genç bir kız gelmiş, Türk. Adını unuttum. Onu da izlemiştim. Oy, 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 oy. Çok güzelmiş ama. Yani büyülenmemek elde değil gerçekten. Daha doğru tırmanıyorsunuz, bildiğiniz bir tırmanış yolu var. Ama gerçekten geçtiğiniz manzara ve o sessizlik değiyor yani. Her şeye değiyor arkadaşlar. Güzel. Sevdim. Çok sevdim burayı. Şimdi bir başka efsane daha anlatıyorum size. Burayla alakalı dillerde dolanan bir efsane daha var. Bir tane ok düşünün, tamam mı? Yaydan çıkan ok. O ok pirinci deldiğinde pirincin beyaz bir kuşa dönüşeceğini ve o kuşun Mitsumine dağının zirvesine uçacağı belirtiliyor. Ve o dağa vardığında ise beyaz kuş tekrar pirinç bitkilerine dönüşüyormuş. İşte bu pirinç Tanrı Inari, pirinç tanrısı falan filan, böyle bir bağdaştırma da var. Böyle efsaneleri, böyle benim kafama böyle değişik gelenleri size anlatıyorum. Sanırsam zirve burası. Evet, diğeri aşağı doğru iniyor çünkü. İnsanlar dua etmek için bekliyor. Dualar ediyorlar şurada. Sıraya girmişler. Sırayla dua ediyorlar bakın. El çırptı o çocuk. İki kere el çırptı. Niye acaba? Şurada da mum yakmışlar.
Bakayım bu gelen de çıkacak mı? 235 metre tırmandık. Önce iki kere eğildi. Evet, iki kere de el çırptı. O da çırptı. Bunun sebebini bilmiyorum. Bilen varsa yazabilir. Bunu ilk defa duydum ve gördüm yani. İnternette de yoktu böyle bir şey. Böyle bir bilgi. İki kere eğilip iki kere el çırpıyorlar. Dua edip ayrılıyorlar oradan. İniş yoluna doğru geçtim ben. İniş inerken demin o fotoğrafını çekmemi istediğim arkadaş Clara ile denk geldik. Hong Kongluymuş o da. Tek başına geziyormuş. Say hello. Say merhaba. Merhaba. Hello, merhaba Turkish. Same. Merhaba. Merhaba. Onunla beraber aşağı doğru iniyoruz. Denk geldik. 34 yaşında. Ya şimdi sordum hemen. Çünkü tek başına geziyor. Hong Kongluymuş. Bir arkadaşı varmış. Onun yanına iniyor şimdi aşağıda. Aşağı doğru iniyoruz şimdi. Yukarısı güzeldi. Değişik ritüeller vardı. Şimdi birkaç hediyelik eşya ve bir soğuk bir şeyler almak istiyorum. Yemek istiyorum. Bakayım aşağıda bulacağım. Do you like ice cream? Yeah. Maybe eating now. Like ice cream? Yep. Okay, sure. Okay. İnsanlar da akın akın hala gidiyor. Belki dondurma yeriz. Aşağı dondurma satıyorlar çünkü. Böyle tapınaktan çıkarken böyle heykeller ve eski Japon evleri var. Eski dediğim Japon evleri var. Bazıları arkalarda eski gördüm ya, aklımda eski kaldı. Çıkış yolu farklı biraz daha. Aynı gittiğiniz yoldan da dönebiliyorsunuz ama farklı bir yoldan da dönme yolunuz var. Yani aynı şeylerden dönme yolunuz var. O güzel, çok güzeldi ama o manzara çok 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 güzeldi. De o girişi arıyorum. Girişi bulsam birkaç bir şey alacağım ama farklı yerden çıktık bu sefer gerçekten. Two ice cream. One matcha. Matcha. Right? One matcha. Matcha. And one this. Vanilla, I think. Vanilla. Vanilla, yes. Why not matcha? Maybe later. I mean, this is like more Asian flavor. Yeah, I know. Matcha çayı içmiştim ben burada. Çok sevmemiştim arkadaşlar. Clara matcha'lı dondurma yiyecek. Matcha bitkisi. Bu bir bitki arkadaşlar. Turpgillerin akrabası. Ben vanilla yiyeceğim. Ben çayını çok sevmediğim için vanilya diyeceğim. Dondurmasını denemek istemiyorum. Belki ileride denerim. Asya'da çok favori. Çok meşhur. Famous. In Asya. Matcha. In Japan. In Japan. Right? Japan? Yeah, in Japan. Japonya'daymış sadece. Matcha. No, yeah. Hong Kong? No. Okay, we do eat. Yeah, because of Japan. Yeah, yeah, okay, okay. Good? ありがとうございます。お、カフェください。ありがとう。ありがとう。Sit here? Yeah. Lezzetliymiş. Güzelmiş. Is it nice? Yeah, it's good. Very good. Matcha'lı dondurmayı ben yani çayını sevmediğim için şeyini çok denemek istemedim ama güzelmiş yani. O da çok sevdi onu. Ben seveceğimi düşünmüyorum. Bu iyi. Bildiğimiz en azından. Oh, iyi gitti. Çok yorulmuştum. Şimdi buradan bir anı almazsam olmaz. Bir anı almam lazım. Clara lavaboya gitti. Çok sevecen, çok güler yüzlü bir kız. Bambu ağacına falan gidecekmiş o da ertesi gün. Belki onunla gideriz bambu ağacına ve arkadaşıyla. Bir otelde kalıyorlarmış. Akşam yemeğe dahilmiş ve arkadaşlarını da getirebiliyorlarmış. Belki ertesi gün ben de gideceğim akşam yemeğine. Otel 450 dolarlık, geceli 450 dolarında otelde kalıyorlar. Yani paranın gözüküyor olsun. O kapılardan almak istiyorum ben ya. Kapıları nerede bulabilirim? O Tori kapıları var ya. 65 lira ya. Hiç de ucuz değil ha. Şöyle. Bunlardan alınabilir. Başka çeşidi var mı acaba? Burada samuray kılıçları var. Tilki anahtarlıkları var. Tilki anahtarlıkları var. Şöyle ileri gidelim bakalım. Bunlar biraz daha büyük parçalar.
Evet, bunlar olmaz. Şurada kartpostallar var. Çok güzel bir yerdi değil mi arkadaşlar? Çok farklı bir yerdi ya. Ben bayıldım yani. Sizi bilmiyorum ama gerçekten hayran kaldım. Ama istediğim tarzda bir şey yok gibi ya. Başka dükkan var mı burada? Ha, şurada da var. Sorry. Şuraya da bakalım. Clara nerede şimdi? Beni göremezse çıkınca lavabodan. Ha, burada ama burada büyük şeyler var. Yine bir göz atayım. Burada büyük şeyler var arkadaşlar. Burası olmaz. Biz gene buradan alacağız. Arkadaşlar şunu aldım ya. Buradan en iyi anı bu kalabilir herhalde bana. Şimdi kapıyı almak istedim yani. Tori kapıları olsun elimde istedim. Gayet de güzel ve şık. Önde tilkiler de var. Magnet bunlar. Eve gidersem annene veririm, takar işte. Yani kendi evim olursa kendi evimde kullanırım yani. 63 TL'ydi. Öyle. Bu video... Tapınağı gezdiğimiz bir videoydu. Ben şimdi başka bir yere gideceğim. Orayı gezeceğim, dolaşacağım. Çok farklı bir yere gidiyorum arkadaşlar. Ama önce kamerayı falan şarj etmem lazım biraz. Siz de kendinize iyi bakın o ara. Allah'a emanet olun. Beğendiyseniz ne mutlu bana. Çünkü farklı bir yerdi. Benim çok hoşuma gitti. Kyoto'da daha güzel yerleri gezeceğiz. Clara ile de beraber belki birkaç bir şey yapacağız. Clara, bye bye. Say bye bye. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bye bye.